Evet, televizyonu yeni açmış izleyicilerimiz için tekrar sizlere iyi akşamlar. İki değerli arkadaşımızla gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Nihat Yeşil, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili. Namık Kemal Zeybek, eski Kültür Bakanı. Şimdi birinci bölümü tamamen aslında o kadar çok konu var ki saatlerce konuşmak lazım. İdlib'e üzerinde biraz değerlendirme yaptık. Şimdi kısa da olsa bu KKTC'deki Mustafa Akıncı denilen adamın açıklamaları, İlker Başbuğ'la ilgili bu çağrı ve maalesef ki çocukları aç diye kendini yakan babalar ve bunlarla ilgili de AKP zihniyetinden bir takım insanların bunları hafife alan pis açıklamaları, bunları toparlamaya çalışacağız. Bir de tabii Diyanet. Türkiye'de artık Diyanet İşleri Başkanlığı, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıktı. Bu şahsi kanaatim. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı falan değil. Öyle fetvalar veriyor ki Hıyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştü. Böyle Diyanet İşleri Başkanlığı olmaz. Ne Diyanet ya? Hangi din? Hangi Diyanet? Yani öyle fetvalar var ki utanır insan ya. Evet. Diyanet İşleri yani ve bugün maalesef sarayın ofisinde oraya tabi memur halinde işlem yapıyor. Ve öyle laflar ediyor ki yani çıldırmamak mümkün değil. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisini Yalova'dan tanıyorum. Yalova'da profesördü, rektördü. Ve FETÖ ile ilgili çok ciddi kitaplarında alıntılar var FETÖ'den. Tezlerinde. İlahi bir tesadüf geldi Diyanet İşleri Başkanı'na tayin edildi. Şimdi yani öyle laflar ediyor ki biz o tarikat bilmem ne diyenlerin, abuk sabuk insanların, dini kullanan sahtekarların konuşmalarında, yanlış açıklamalarına Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cevap verilsin, bunlarla mücadele edilsin beklerken Diyanet İşleri Başkanı bizzat onlarla yarış ediyor. Şimdi gitmiş Diyanet İşleri Başkanı diyor ki Kur'an kurslarına bir tuğlası olana cennette bir ev verilecek. Ne biliyorsun ya? Ne biliyorsun kardeşim? Efendim Resulullah'ın filan şey. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Hadis var diyor. Hadis filan yok. Ben çok muhterem iki alimimize sordum ya. İlahiyatçı. Ne demek? Bir tuğla vereceksin cennete bir ev. Tapusu nerede abi? Hangi mahallede vereceğim bize? Ya böyle bir Diyanet dalga mı geçiyorsunuz siz? Hadi başka bir şey. Biz Kur'an kullanımının kurslarının bulunduğu yerlere şeytandan korunmuş bölgeler diyoruz. Bir yerde Allah zikredilirse oraya şeytan girmez. Amen. Ya Kur'an kurslarında ırzına geçinen çocukların sayısı. Allah'tan korkun be. Onu diyecektim ben de. Allah'tan kork be. Diyanet İşleri Başkanı. Hiç mi Allah korkusu yok içinde? Kur'an kurslarında oluyor bu. Sana bağlı camilerde oluyor. Caminin içinde. Senin müftünle, senin memurun kadın orada vaize caminin içinde. Şimdi beni konuşturtma. Evet. Sen izin verir misin? Ben konuşayım. Bir şey daha var. Efendim diyor, sokaklarda öpüşen gençleri görünce çok üzülüyor. Buyurun. Evet, peki. Şimdi ilginç bir şey. Bugünkü Cumhuriyet'te ana başlık cennette ev vaadi. Tuğla. Yani bir tuğla verene cennette bir ev verilecekmiş ama bu ev apartman dairesi mi olacak? Gecekondu mu olacak? Müstakil ev mi olacak? O belli değil. Ama hayır, ben kaloriferli istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı bunu söylüyor. Yani vaat ediyor. Diyor ki getirin bir tuğla, alın evinizi gidiyor filan. Şimdi ilginç tarafı var. Bu arkadaş aslında İslam dini profesörü değil. Hristiyan dini profesörü. Evet, bu pek bilinmiyor ama bu arkadaşın akademik kariyeri evet, Hristiyanlık üzerine yaptığı çalışmalarla oluşmuş. Evet. Hristiyanlığı biliyor yani. Evet, onun üzerine kitapları falan da öyle yani. Hristiyanlıkla ilgili kitapları var. Bu arada demek ki incelerken oradan bir şey keşfetmiş. Papalığın bir endürjans vardı biliyorsunuz. Endürjans. Bu Martin Luther'in... Endülüs'ü... Yok. Endürjans dediği şu. Yani papaların parası azalınca bir fetva çıkardılar ve asırlarca bunu aldılar. Cennette yer satıyorlardı ve bu belgeyi veriyorlardı. Abi hiç olmasa kendine. Belgesi var. Allah Allah. Şu belgeyi edinirseniz tabii şu belli ki çoğaltmışlar önceden. Önceden çoğaltmışlar ve yalnız isim yerini ve altında belgeyi verecek kişinin adını boş bırakmışlar. Mühür filan atılmış, 2 mühür var yani. Sağlam belge yani. Aa, sağlam belge ve el yazısıyla da ayrıca kime verildiğini söylüyorlar parayla. Evet. Endürjans. Bu uzun zaman papalığın gelir kaynaklarından birisiydi. Şimdi arkadaşımız bize ondan ver. Bir belge ver kardeşim ya. Verebilir ha. Yani. Versin abi. Şimdi belgeli olsun. Onu öğrenmiş anlaşılan. 1517'de Martin Luther'in ilk itirazı buna oldu. Yani ve 95 madde halinde bu işin yanlış olduğunu, yani böyle bir şey olamayacağını ortaya koyarak protestanlığı başlatmış oldu. Yani şimdi bu arkadaş böyle ilginç bir arkadaş. Şimdi söylediği Kur'an kurslarına ne olduğunu yani orada İşte şeytan girmez falan filan bunlar boş şeyler. Yani şeytan girmez oraya. Nereden? Şeytan girmeyeceğini nereden biliyoruz? Yani delilinle. Şimdi İslam bilginleri bu tür söylemlerine... Abi oradaki peki o rezillikleri kim yapıyor? Şeytan yapmıyor. Onlar nefisleri yapıyor. Hepsi birer şeytan oldukları için Sayın Bakan. Kendileri şeytan oldukları. Kendileri birer şeytan efendim şimdi başka tarafı bu arkadaş sigaraya da haram dedi. Bir fetvası da bu. Niye haram diyor? Bu iktidarın Diyanet fetvacısı. İktidarın birkaç fetvacısı var. Bir tanesi Yalova'da oturuyor. Evet, o fıkıh yönünden fetvalar veriyor. Ama vazgeçti şimdi. Vazgeçmiş, bırakmış yazarlığı falan diye duyuyoruz. Aslında fıkıh da çok iyi bilir bu arada. Zaten çok iyi bilen... Ben onu üniversite döneminden tanırım da şimdi tanıyamıyorum. Şimdi tanıyamıyorsunuz. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki sigara haramdır. Sigaranın haram olduğunu söyleyen başka topluluklar da var. Mesela Süleymancı ya da kendilerinin deyimiyle Süleymanlı denilen cemaat sigarayı haram olarak ilan eder. Sigarayı haram olarak ilan etmek mümkündür. Yani böyle bir fetva verilebilir. Nasıl verilebilir? Yani dersin ki israftır, lüzumsuz bir şeydir, faydasız, öyleyse haram. Evet. Dersin ki sağlığa zararlı olanlar haramdır, öyleyse sigara haram. Zaten bu Süleymanlılar ya da Süleymancılar böyle fetva veriyorlar. Fakat nedense bu Hristiyan alimi olan İslam, yani İslam'ın bir mezhebinin bir yorumunun Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi bir başka yanı da odur. Yani bizim Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten din hizmetlerinin başkanı falan değildir. Diyanet, dini hizmet. Hayır. O İslam dininin sünni ve eş'ari ve hadisçi. Bir de hadisçiler vardır ki oraya hadisçiler egemendir. Yani bugünkü Diyanet'e hadisçiler egemendir. Hadisçiler de... Fıkıhçılar diyordu Sayın Bakanım. Hadisçiler orada egemen, evet. Fıkıhçılar dışarıda. Hadisçiler de kütüb-i sitte denilen kitaplarda ne yazıyorsa doğrudur derler. Ve bu işin hesabını yapanlar diyorlar ki eğer onlar doğruysa peygamber bütün hayatı boyunca konuşmuş, hiçbir şey yapmamış. 24 saat. Ancak o zaman söyleyebilir. Yine olmaz. O kadar çok. Evet. Ve onların çoğu uydurmadır. uydurma değilse zaten akla ziyan sözler var orada yani onlarda. Akla ziyan. Öyle bir yerlerden bunu bulmuş söylüyor. Şimdi sigara ile ilgili ilginç olarak o Maide suresi 32'yi delil gösteriyor. Maide suresi 32'ye diyor ki Maide suresi 32'den efendim bunun sigaranın haram olduğu çıkarılabilir diyor. Nasıl çıkarılıyor? 32 açtık Maide suresi kendilerinin. Ya benim itibar ettiğim Mustafa Cemil Kılıç'ın. Evet. Evet, onun çok, Türkçe Kur'an'ı çok değerli. Çok değerli, gerçekten çok. Çalışmadır. Değerli. Ondan değil de kendilerinin, yani Diyanet'in mealine bakıyorum. 32 şöyle diyor. Bundan dolayı İsrailoğullarına şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarma karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Şimdi şu kurduğu mantık akla ziyan bir mantık. Yani burada insanları öldürmeyin diyor. Diyor ki ama burada bakın kim diyor kim. Evet. Kim sorusu başka bir sorudur. Ne sorusu başka bir sorudur. Onu diyorum. Evet. Yani onu söylüyorsunuz tabii doğru söylüyorsunuz. Kim yani kişiden bahsediyor. Evet. Sigara bir kişi mi ya? Evet. Ya nasıl bir mantık bu? Ya Diyanet İşleri Başkanı çok mu aradınız bunu bulmak için ya? Tayyip Bey sigaraya savaş açıyor ya. Açsın. Ben de yanındayım. Abi ben de yanındayım. Ayrı. Diyanet de yanında. Ama Kur'an'ı çarpıtmasınlar. Ya niye? Sana ne? Ama Kur'an'a Diyanet saraya hizmet yapıyor. Ha, peki Allah yapsın, Allah. Yapsın da ama yazık oluyor yapsın. Biraz önce söylediğiniz gibi. Ya bu saçma sapan şeyleri gördükçe insanlar bilhassa gençler. Gençler biraz önce siz benim 10. yıl marşından seçip koyduğum nakarat burada çalıyordu. Bu tabii onu da çalıyor, başka şey de yapıyor. Gençler bununla yaşıyorlar. İnan ki gençler bununla yaşıyorlar. Çocukluktan başlayarak her şeyi öğreniyorlar. Sonra bunların anlattığı dine bakıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı'nın anlattığı dine, FETÖ'nün anlattığı, uyguladığı dine, bir takım tarikatların anlattığı dine bakıyorlar ve sonra da diyorlar ki din falan yok, bunlar hepsi uydurma diyorlar. Evet Sayın Bakan. İmam Hatip'tekiler daha çok diyorlar. Çünkü onlara sen daha çok anlatıyorsun. Evet. Şimdi ilginçtir, Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün başlıkta bu var. Bu arada Mustafa Cemil Kılıç böyle bir hadis yoktur falan diyor. Uyduruyorlar diyor, doğru söylüyor. Fakat ilginç bir şekilde Erdal Atabek'in bir yazısı ile bu ikisi arasında çok ilginç bir ilişki var. İlişki şu, bir televizyon programında canlı yayında izlemiş Erdal Atabek çok meşhur bir, verelim adını yani Müge Anlı adında tutulan falan bir televizyon yayıncısı var. Bir şeyhi çıkarmışlar. Şimdi şeyhin numarası da Diyanet'in numarasına benziyor. Yani birbirlerine benziyorlar. Şöyle, diyor ki $50.000 getirin, $50.000 getirin. Şimdi diyor bunu getireceksin, ben cinlerimle konuşacağım. Bir bidon koyuyor ortaya. Bu bidona 3 kilo çil altın gelecek diyor. Ulan onu getir bana. Ben senin bütün cinlerini çıkartırım be. Vallahi uğraşıyor, ediyor filan ama gelmiyor. Kur'an'a el basıyor, görünmeyen cinlerle konuşuyor, kavga ediyor, yerlere yatıyor, inliyor, bağırıyor. 3 kilo altın bekleyen kişi dehşet içinde şey efendiye bakıyor. Bunları görüntülü vermiş. Artık kuşku yok, altınlar gelecek. Ama altınlar gelmiyor. Şeyh Efendi aslında bir dolandırıcı. Şimdi Şeyh Efendi $6.000, $50.000 alıyor ve uçup gidiyor. Ama bunu çekmişler ve yayınlıyor. Şimdi Şeyh Efendi $50.000 istiyor ama 3 kilo çil altın. Diyanet de diyor ki tuğla getirin, size ev vereceğim diyor. Garantisi var. Ne farkı var? Ne farkı var? Hadi öbürü sapık. Bu bir şerefsiz. Bu değil. Efendim bu değil. Şimdi ama bunlar da onlara yön veriyor. Siz de Diyanet gibi bir kurumu saygınlığını aşağı indiriyor. Artık saygınlığı falan kalmadı. Şimdi Kur'an kursları 22.758 Diyanet'e bağlı sadece. Kur'an kursu varmış. 700.000 kişi burada beyin yıkama etkinliğine tabi tutuluyor. 28.000 devlet memuru da bunlara A, Elif, B, T, S bunları öğretiyor. 700. Şimdi benim bugün Diyanet'in sitesine girdim. Oradan öğrendim. Orada anlatıyor bir daha tekrarlarız. 22.758 evet. Kurs. Kur'an kursu var. Kur'an kursu. Diyanete bağlı. Diyanete bağlı olanlar. Ayrıca cemaatlerin. Cemaatler hariç. Cemaatlerinkinin maaşını kendileri veriyorlar. Ama devletin Kur'an kursu 22.758. 700.000 kişi burada yıkama yağlamadan, beyin yıkamadan geç. Beyinleri dumura uğruyor. Görevli ya yani. 4 ile 6 yaş arasındaki çocukları alıyorlar ve bunlara elif betes. Daha bunlar Türkiye'nin herkesin, hepimizin kullandığımız harfleri bilmiyorlar. Bunları Arap harflerini öğretiyorlar. Arap harflerini öğretiyorlar ve bu arada bir hanımcağız da gidiyor. Diyor ki, efendim diyor, biz diyor gidiyoruz oraya, Arapçayı görüyor. Arapçayı görüyor. Şimdi hanımcağız konuşuyor. Efendim çalışıyor. Ya Türkçe öğret be kardeşim ya. Ya buna Türkçe öğret ya bu hanımcağıza. Ya Türkçe düzgün konu. Ben böyle konuşmaya karşı değilim ama sen bunu alıyorsun. Kesinlikle. Ne Arapça öğreteceksin buna ya? Türkçe doğru dürüst İstanbulcayı öğrenememiş. Arapça öğretiyorlar. Kesinlikle. Ve çok ilginç. Yani Sovyetler zamanında şöyle bir uygulamanın olduğunu biliyoruz. Ateizm hocaları vardı. Ateizm hocası derse giriyor diyor çocuklar Allah'tan şeker isteyin bakalım verecek mi? Diyorlar Allah bize şeker ver. Yok şeker. Demek ki Allah yok diyor. O zaman diyor öğretmenim şeker verdi. Öğretmenim şeker ver deyince şeker veriyor. Bununla bu ilkel bakış açısıyla Allah'ın olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi Diyanet'in Kur'an kursunda din öğretmeni, İlahiyat Fakültesinden mezun, din öğretmeni de şöyle, varlığını şöyle öğretiyor. Diyor ki, çocuklar bu ne çay diyor, değil mi çay? Çayın içinde bir şey atmazsak tadı nasıl olur tek tek soruyor. İşte iyi olmaz, acı olur falan. Şimdi bak 2 tane şeker attık. Karıştırıyor çocuklar. Göremiyorsunuz değil mi şeker göre? Bak Allah'ı da göremiyorsunuz ama Allah var. Ya bu nasıl ilkellik? Ya çocuğa 2 ile 4 yaş arasındaki çocuğa bu analoji, bu sapıkça benzetme nasıl? Sen bununla mı anlatacaksın Allah'ı ya? Böyle bir Allah tanımı olur mu? Yani ilkellik dediğiniz çok yaygın. Yaşar Okuyan da dahil birçok insanımız şunu söyler zaman zaman. Diyanet neredesin? Ya Diyanet'in kendisi bozuk zaten. Kimi düzeltecek bu Diyanet? Kendini. Sayın Okuyan. Kendisini düzeltmesi lazım. Bu Diyanet'in kafasıyla, bu Diyanet'in anlattığı din, bunu söyleyeceğim. Bu Diyanet'in camilerde anlattığı din, imam hatiplerde anlatılan din anlayışı, ilahiyat fakültelerinin çoğunda, Ankara İlahiyat ayrı, çoğunda anlatılan din. Bu din, bu anlatılan din, bu milleti çökerten dindir. Burada da, Türkistan'da da, Hindistan'da da, Babürlü'de, Timurlu'da, Osmanlı'da, 16. yüzyılda bunu soktular içimize ve çökerttiler bizi. Akıl yok, bilim yok, felsefe yok. Dolayısıyla ne olacak bunlardan ne bekliyoruz ki? Bu Diyanetten ne bekliyoruz ki? Ne beklenebilir ki? Evet. Daha ne diyeyim? Burada keseyim. Ben Sayın Bakanım'a yürekten katılıyorum. Çok buyurun. Güzel bir şey söylediniz. Eğer bilimin, aklın olmadığı yerde Sayın Bakanım, işte bu tür bilim dışı, insanlık dışı, yani ben bunu insanlık dışı bir anlayış olarak görüyorum. Bırakın insan olan, insanca, insanlığa hizmet eden, hele Allah için, bir de Allah'ı kullanarak adında onu en kutsal değerlerimize. Zaten bunlar o kutsallarla siyaset yapma biçimine hep getirdiler. İşte sizin başında belirttiğiniz gibi Sayın Bakanım, bir ülkede eğer bilim yoksa, bilime inanmıyorsa, hukuk yoksa, adalet yoksa, insan hakkı yoksa, yaşam hakkı yoksa o topluma her şeyi yapabilirsiniz. İlkel toplumlarda bile dahi insanlığın kuruluş felsefesinde işte mesleğimizle ilgili bazı bilimsel şeyler araştırmaya çalışıyoruz. İnanın ki şu an bilimin belki de zirvede olduğu bir dönemde bile dahi o insanlık dışı yöntemler hiçbir zaman için gelişmemiş. Yani daha tek tanrı dinlere geçmeden bile dahi. Tarihi incelediğimizde bile bakıyorsun. İnsanlar ayıplarını örterken kendi bulundukları canlılarla o toplumsal koşulları ne getirse olur. Ya şimdi artık bilim, insanlık için biraz önce siz ifade etti Sayın Bakanım, işte açıyorsunuz bir internete basıyorsunuz, dünyanın o bürcünde ne olduğunu saniyelik öğreniyor yani. Bu bilim dışı, akıl dışı insanların fetva vererek değil, artık bilime inanarak, işte o bahsettiğimiz o evlatlarımız İmam Hatip'e gidiyor, bu zehirlemiş insan gücüyle insanları zehirliyor. Ama artık buna inanmıyor, diyor ki hele ben bir internete bakayım diyor, bu ne kadar diyorsa açıyor, ona bakıyor ve bunu zaten kayda almıyor. Bunun insanlık dışı bir yöntemle bana uyguladığını gördüğü için fark etmiyor. Ama o 0 yaş grubu dediğimiz 0-4 yaş grubunda geçen bundan bir hafta 10 gün önce bir şey okumuştum ulusal basında Sayın Bakanım. Bir çocuk 4 yaşında evine gidiyor, anne bir türlü tuvalete götüremiyor. Ya oğlum diyor, ne oldu sana? En sonunda çocuk söyleyemiyor, alıp götürüyorlar doktora. Doktor diyor ki ya bu çocuğun ya gazı var ya başka bir şey var. Bir türlü çocuk affedersiniz lavaboya gitmiyor ve sonunda çocuk psikolojisi de doktor anladığı için sağ olsun. Yavrum diyor niye böyle yaptın? Diyor ki ben tuvalet duasını unuttuğum için diyor tuvaletimi, eğer tuvalet duası aklıma gelse diyor, gelmediği için tuvaletimi yapamıyorum diyor. O 4 yaştaki çocuk. Bu basına da yansıdı Sayın Bakanım. Şimdi düşünün, akıl dışı insanların o 22 bin Kur'an kursumuzda bu devletin eliyle sadece. Bunların dışında nasıl zehirlendiğini, bu cumhuriyetle nasıl uğraştıklarını, bu cumhuriyet öyle bir harçtan kurulmuş ki bu harcı nasıl kırmak için elinde gelen ne kadar yobaz, din düşmanı, insanlık dışı yöntemleri geliştirmesine rağmen sökemiyorlar. İşte o harç, o insanlığın değerleriyle kurulduğu harç olduğu için bir türlü sökemiyor. Her türlü kezaplarını döküyorlar. İşte bunlar birer kezap. Toplum üzerine döküyorlar. Onlar açmıyor. Daha dün işte insanlığı yakan bir Sivas olaylarla ilgili. Ya bu utanılacak şeyler yani. Sen bu aydın insanları yaktılar. Herkesi bilmem hani bir kesime diyoruz ya Sünni, Alevi meselesi. Bir de ayrım yapmıyor sözümüne. En büyük ayrım onlar yapıyor. Ondan vergiyi alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama o adama bir suyu haram görüyor. Yani suyunu bile vermiyor, elektriğini vermiyor. Ama diğerine diyor ki size cennette tapu vereyim diye milyonları, milyarları devletin bütçesinin neler yaptığını. 11.9 milyon kendi bütçesi var ve bu bütçenin ne için harcandığını, işte bu zehirli mahluklara harcadığını hepimiz tanık oluyoruz. Evet. Onun için denilecek fazla bir şey yok Sayın Bakanım. Bu konuda da basında filan da bir şeyler yazılıyor. Ne yazık ki yani birileri insanlara haksızca iftiralar atıyorlar. Bu Sivas'taki olaylar tabii yobazların yaptığı bir iştir. İşte bu din anlayışının ortaya koyduğu yobazlar yaktı insanlarımızı. Tamam. Fakat orada o dönemin belediye başkanı olan Temel Bey'in bu işi önlemek için, durdurmak için çalıştığı biliniyor. Ama şimdi birileri kaşımak için şu Kudüs şey dolayısıyla bunu yazarak Kemal Bey'i de Kılıçdaroğlu'nu da eleştirmeye çalışıyorlar. Ben çok yakından izledim ve o zaman Milliyet'te yazı da yazdım bu konuda. Hayır, o olayda Temel Karamoğluoğlu kışkırtan değil, olayları önlemeye çalışan bir insandı. Doğru. Onun da bunu televizyonda açıkladı Sayın Bakanım. Bir yazar yazmış mesela. Gördüm, üzüldüm. Yani böyle yazıktır, insanlar bu şekilde suçlanmamalı. İkinci bir şey daha ekleyip bırakacağım. Diyanet belli bir İslam dininin belli anlayışının, dar bir anlayışının devlet tarafından beslenerek örgütü durumunda. Tamam, ama Türkiye'de milyonlarca Alevi var. Milyonlarca. Ve Aleviler gittiler. Kendilerine İzzettin Doğan hocamızın başvurusuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, büyük daireden bu haksızlığı, yani cemevlerinin ibadethane sayılmaması, onu bile kabul etmiyorlar, haksızlığı ortadan kaldıran karar çıktı. Bu karar yerine getirilmesi gereken bir karardır. Ama Diyanet buna engel oluyor. Çünkü Türkiye yönetenler Diyanet'in fetvasına göre yönetiyorlar. Ya bu nasıl iştir yani? Demokrasiyle, insan haklarıyla, vicdan özgürlüğüyle bağdaşmayan bir iş. Evet, onu söylemiş. Kudüs dediğiniz için ona da bir değinmek istiyorum. Şimdi dediğiniz gibi bazı televizyonda veya gazetede Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'yi eleştiren yazılarını ben de okudum. Bu arkadaşlarımız Mars'ta yaşıyorlar. Kusura bakmasınlar. Kötü niyetli demiyorum. O kadar. Dar bir çerçeve. O arkadaşlara sadece şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerini sonuçları nasıl oldu? Nasıl o sonuca gidildi? Hangi yollardan? Bir, İstanbul'un ikinci seçimi özellikle. Evet. Nasıl 13 bin farktan 813 bine çıktı? Şu anda Mustafa Kemal'ciyim diyen, Atatürk'cüyüm diyen insanların Mustafa Kemal'i öğrenme zamanı. Evet. Bir akıl, bilim, strateji, öncelikle hedef. Evet. Ya yapmayın ya. Evet. Benim babamın oğlu değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu son, yanlışı var, eksiği var. Hepimizin var. O ayrı bir taraf. Ama kardeşim şu Millet İttifakı dediğimiz şeyde bu öncülüğü yapan Sayın Kılıçdaroğlu'na tutup da efendim Saadet Partisi'nin Kudüs Müslümanlığı ne işiniz vardır? İşte yanınızda filanca oturuyor. Siz bu kafayla AKP'yi 100 sene daha iktidar yaparsınız. Kusura bakmayın. Hele sol bilmem ne havalarında çavbele çalarak Türkiye başka bir tarafta, siz başka bir taraftasınız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da, Sayın Ekrem İmamoğlu da o Kudüs mitingine çok doğru katılmıştır. Allah razı olsun. Bırakın gerisini. Onu anlayamıyorsanız zaten boş verin. Boş verin bu işleri. Size o kafa, dar kafa içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi işte %20-25 aralığına kalır. Bunlar da %60-70'le MHP'nin de desteğiyle bu işi 100 sene daha götürürler. Çok doğru bir iş. Bana göre benim kendi kanaatim. Çok isabetli bir iş. Temel Karamoğlu'na da kimse haksızlık yapmasın. Ben mahpushanede beraberdim 12 Eylül sonrasında. Çok muhterem bir insan. Hiç kimse ondan şu Millet İttifakı'nda bu çıkışı beklemiyordu. Bunları düşünelim. Evet. Ya ben CHP'yi hakikaten Nihat Bey anlayamıyorum bazı arkadaşlar. Sayın Bakanım, onlar... Ya böyle bu kadar dedikodu olur mu ya? Ya bırakın kardeşim, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bir yol açıyor. O yolun yanında işte İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve birçok onların dışında gruplar. İşte Sayın Bakanım şahit. Yani hiçbir bu partilerin dışında yüzlerce, binlerce insan 31 Mart seçimlerinde, İstanbul seçimlerinde bütün Anadolu'yu dolaştı. Evet. 19 ile ben gittim bizzat. Temiz Seçim Platformu'ndaki bakanlar, milletvekilleri gittik. Hiç ömründe CHP'ye oy vermemiş insanlar CHP'ye oy verdiler. Biraz da bu taraftan bakın ya. Olumlu bakın kardeş. İnsanlık değerleri açısından da bakarsak Kudüs konusunda yapılan, yani İsrail'in yaptığı yanlışlara karşı çıkmak gerekiyor. O zaten ha, ben ona girmiyorum. Hayır, onu da söylemiş oldum. Ama bu esas niye buradaydı? İşte Sayın Bakanım da ifade ettiği gibi şimdi o ABD emperyalizminin Büyük İsrail projesinin hayata geçmesi için Müslüman topluluklar üzerinde yaptığı Haçlı seferleri gibi başladığı bir başlangıç. O başlangıcın kırılmasında da hani iddia ediyor ya kendisi Müslüme İhvan diye iddiası bulunuyordu bizim yöneten zatımız. İhvan-ı Müslümin Partisi. Evet, İhvan-ı Müslümin Partisi. Parti. Şimdi bu partinin lideri, iddia ettiğim onların lideri ve Müslümanlara sözümüzde liderlik tasarlayan adam ağzında göstermelik 3-5, hatta İsrail Başbakanı Netanyahu kalk dedi ki Sayın Erdoğan dedi bizim hakkımızda atıp diyor en büyük ticareti biz ne yapıyor dedi. Daha 3-5 gün önce basında da yansıdı Sayın Bakanım. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın gerçekten teşekkür ediyorum Sayın Bakanıma. O evrensel anlamda insan hakkına, yaşam hakkına, toplum olan sevgiden dolayı böyle bir iddiayla bu toplum bütünleşmeye, barışmaya, kardeşleşmeye, işte bu bahsettiğimiz zulümlerden, haksızlıklardan korunmak için birilerinin yapması lazımdı. Bunun birilerinin başında da örgütlü bir toplumla olması lazımdı. Bu örgüt toplumun en simge konumu Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yani diğerleri de örgütlüdür ama Cumhuriyet Halk Partisi daha farklı bir konumda. Sağ olsun Sayın Genel Başkanımız her şeyi göze alarak, şimdi bu arkadaşlarımız tamam bunlar CHP'lidir, bilmiyorum hangi yazar, yani her yazar CHP'li değil, yok, aydındır. CHP'li de değil aslında. Demokrattır, yani tamam bu ülkenin bilmem yazarıdır, çizeridir, onlara saygı diyoruz düşünceleri. Ama bir şey yaparken tek pencerede bakmayacaksın. Bu mücadelenin içerisinde bu toplumu yan yana getirmek, barıştırmak her baba yiğidin haddi değildir Sayın Bakanım. Gerçekten işte Sayın Bakanım da ifade etti. Ben de tanık oldum. Vatandaşa dedim ki evine gittim. Bana diyor yavrum diyor. Aynen ben oğlu yaşında bir insanım. Benim bakışım bu partiye böyleydi diyor. Ama şimdi diyor başta diyor sizin genel başkanınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nda Allah 100.000 sefer razı olsun ki bizi bu anlayışta önce kurtardı. Sonra diyor sizleri tanıdık. Ya siz de bizim gibi insan mısınız diyor. Şimdi beni insan olarak görmüyor yani biz CHP'li. Bak düşünün biz CHP'li artık solu molu bırakın. Sosyalist yapıyı bırakın Sayın Bakanım. Böyle ya hayatın sosyalist de insan canım ya. Hayır örnek diyorum hani onları daha farklı tabii abartarak anlatıyorlar ya Sayın Bakanım. Onlar da yani insan bunlar, ne var? Tabii ki onlar insan onlara saygı sosyalizm diyorum. Sosyalizm de gerekli. Aynen öyle. Yani ülkelerde sosyalistler de olmalı ki kapitalistler biraz kendilerine çekilirse. Ama Sayın Bakanım öyle evet, bir yanlış politikalar yapılır ki bu ülkede yani devleti yönetenler yani şimdi onlara girmeyelim. Bunlar çok uzun konular. Ama o gencecik insanlar o suçlanarak ya bacısını bilmeyen, anasını bilmeyen ne terimlerle yani, tıpkı Alevi vatandaşlarımıza yapılan haksızlıklar gibi yani. Aynen o yöntemlerle ama bu insanlık dışı yöntemleri yaratan kim? İşte o ideolojileri yaratan onların mutlaka kuklaları vardır. Şimdi Sayın Genel Başkanımız o Kudüs'e gitmesinin veya miting yapmasının nedeni Saadet Partisi böyle tenin yapmak için yani bu emperyalist anlayışın Filistinli'ye ki bırakın Filistinlere o iddia eden kendine aydınım diyen insanlar o sosyalist gençler o devrimci gençler gidip burada ölümle göz önünde o halkın mücadelesini savunuyorlardı Filistin halkını. O dava ta Osmanlı dönemini boş ver tarih boyunca hep işte Haçlı Seferi dememizin nedeni o. O dönemden beri 1092 yılında onlar işgal ederken işte Selahattin Eyyubi gelip mesela o işgali pardon Kudüs'ü kurtarırken hiçbir zaman kiliselerine dokunmamıştır, onları yıkanmıştır, ibadete açmıştır bak. Ama aynı anlayışın dışında gelip Müslümanlara ne zulüm yaptığını, İsrail devletinin neler yaptığını biz tanırız. Şimdi insanım diyen, bırakın Müslüman olmayı, Hristiyan olmayı, insanım diyen herkesin için fiilen bu emperyalist zulme, haksızlığa uğramış halkların yanında durmak her aydının, her yurtseverin görevi değil mi Sayın Bakan? Efendim İsrail'de bile karşı çıkanlar İsrail yurttaşları Batı Şeria'nın ilhakına karşı görüş söylüyorlar. Evet Sayın Bakan. Yani bu iş yani bu konuları konuşurken asla antisemitizme, kesinlikle Sayın Bakanım biz öyle bir bakışta değil. Hatta İsrail devleti düşmanlığına falan da kaymamak lazım. Biz emperyalizme karşı karşı yanlış vardır. İsrail yönetiminin yaptığı bir yanlış vardır ve İsrail'i destekleyen Trump'ın saçma sapan işleri vardır. Trump değil, karşı bu emperyalist işgaldir efendim. Yani bundan korkmamıza, evet, bunu anlatmamıza, evet, bunu diyorum ki bugün Orta Doğu'da halkların, kardeşlerin birbirine düşmesinin nedeni o emperyalist işgalin sonuçlarıdır bunlar. Şimdi onlar simgesi olarak bugün İsrail'i alıyor, yarın Arabistan'ı alıyor, başka gün Suriye'yi alıyor, Irak'ı alıyor. Her işine geldiği biçimde kullanıyor. Afganistan'ı alıyor, Pakistan'ı alıyor, Türkiye'yi alıyor. Yani bizim karşımıza, şimdi hem bizim karşımızda hemen NATO çıktı, biz efendim Türkiye'yi destekliyoruz. Neye dayanarak destekliyor? Çünkü hesap ettiği o büyük bölmek için Suriye'yi amacı Suriye'yi parçalamak. Hani Sovyetler de diğer tarafta o gücü yaparken bunların hepsini biliyoruz Sayın Bakan. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkanımız da bu anlayışta bu amaç için gitmiştir. Asla orada gidip de bir şehri devlet yapısı için veya böyle bir hani onlar o noktada eleştiriyor bizi. Yani Genel Başkanımızı o aydın diyen kesimin iddia ettiği nokta bu. Efendim sizin ne işiniz var dedikleri bir şey. Bu çok doğal. Bugün bu arkadaşlarımızın kötü niyetli olduğunu söylemiyorum. Söylemiyorum. Biz de söylemiyoruz. Bilgi eksikliği içindeler. Evet. Farkında değiller. Türkiye nereye geldi? Nereye sürükleniyor kardeşim? Evet. Sen öncelikli bu iktidarı bir gün daha orada tutmadan seçimleri zorlayarak indirmek durumundasın. Şimdi bunun içinde kendinde işte ittifak. Adam işte son seçimde Osman Öcalan denilen herifi 4 milyon başına ödül konulan herifi TRT'ye çıkardılar ya. Evet, bunlar niye yaptılar? İmralı Canisi'ne o akademisyen herifi 2 defa gönderdiler, mektup aldılar, yayınlar. Bunları ne için yaptılar bunlar ya? Sırf kendi ittifaklarına oylarını arttırabilmek için. Ama Allah'tan HDP kesimi bu oyuna gelmedi. Evet. Ve gerçekten kararlı durdular. Şimdi dolayısıyla bugün artık öyle gitti, böyle geldi. Ben senin kaşını beğenmiyorum. Ya şu adımını da attın. Bunları diyenler bana göre hiç kusura bakmasınlar. Sıfatı, hangi partide ne görevi olur, yazar olur, çizer olur filan filan. Yaşar Okuyan diyorsa da Yaşar Okuyan. Yanlış yoldadır. Evet. Evet Sayın Bakanım. Şimdi Cemevi dedik de bakın çok da güzel bir haber var. Mesela Erzincan Belediyesi'nde MHP'li belediye meclisi, iktidar ve muhalefet birleşmişler. Cemevi ibadettir teklifine AKP ve MHP destek vermiş. Aferin. Helal orada. Olsun. Aferin oradaki MHP'ler. Evet. Evet. Ya kardeşim, kardeşlik bu. Aynen öyle işte. Ha. Barış bu, toplumsal barış bu. İşte genel başkanımızın da iddiası bu. İnsanlık ben bu. Diyor yaşadığım sürece bu toplumsal görevi, bu barışı, bu topluma sağlayacağım. Buna inanın Sayın Bakanım. Yani sizler evet. de bunun yanındasınız, tanıksınız evet. yani. Onun evet. için... Şimdi vakit azaldı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanı var. Mustafa Akıncı diye bir adam. Bu adamı Annan planı uygulamalarında, Annan sürecinde evet. AKP iktidarı inanılmaz ölçüde destekledi. Ben o referandum çalışmalarında 2-3 arkadaşla Kıbrıs'taydım. Hatta bir yerde Gazi Makası'da ona bağlı bir kasaba diyeyim, şimdi hatırlamıyorum. Bu AKP takımından Türkiye'den gelenlerle karşılaştım. Ya dediler Sayın Bakanım ne işin var burada? Sizin ne işiniz var dedi. Siz Rumlara destek için mi geldiniz? Ve orada biliyorsunuz Türk tarafı ya inanılmaz bir şey. Türk tarafı kabul veriyor. Adnan planı evet kabul verdi. Rum tarafı Allah'tan onu yetersiz bulduğu için karşı çıkıyor. Karşı çıktı evet. Ve o sürecin içindeydim. Evet. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir takım çalışmaları vardı. Ya, tamamen Tayyip Erdoğan doğrudan doğruya işin içindeydi. Evet. Rahmetli Rauf Denktaş'a ne laflar söyledi AKP'nin genel başkanı. Ne kadar rencide dedi. Sen de karışma dedi bu işlere. Sen git memleketinden hani Türkiye'ye Tarlakbaşı Komitesi'ni kurduk. Allah rahmet eylesin. Onu Denktaş'ın başkanlığında. İşte Doğu Bey, ben, Kemal Alemdaroğlu, hatta rahmetli oldu MHP milletvekiliydi Şeref Gül. Birçok arkadaş. Ve biz o Ermeni soykırımı karşısında eylemler yaptık. Ve o süreçte de... Mehmet Gül çok affedersiniz işte. Kusura bakmayın. Hemşerim benim. Şimdi adam çıkmış. Bu diyor Türkiye'ye diyor KKTC'nin bağlanması ihtimali korkunç olacak diyor. Lan... Öyle bir konu da yok üstelik. Ya kimsenin öyle bir lafı çıkmamış. Hiçbir tarihte çıkmadı. Bakın Cemal Bey, bu konuyla ilgili ben biraz bugün birkaç arkadaştan rica ettim. Ya bana bir bilgi verin. Hastane yatağındayım. Arşivden uzağım. Sağ olsunlar. Hiçbir yetkili insanı, yani makamda oturan bir yetkili insanın ağzından KKTC'yi Türkiye'ye dahil edeceğiz, katacağız diye bir açıklaması yok. Şimdi bu Mustafa Akıncı denilen adam, şimdi orada seçimler yaklaşıyor. Avrupa'ya affedersin, kendine işte şey yaptırıyor. Ve yani kabul edilir bir şey değil. Peki bu adamı niye sen AKP olarak destekledin kardeşim? Sen bana onu söyle şimdi. Efendim ya aldatıldık. Ya kardeşim bu iktidarı Tayyip Erdoğan'ı aldatmayan kalmadı. Bundan aldandık. Bundan aldandık. Bundan da aldandık. Aldanma falan değil. Ya, tabii değil. Ne aldanması? Başka bir hesap vardı o zaman. KKTC'yi programı Amerika'nın, İngiltere'nin dayattığı bir projeyi şeye sürmek. Aynı öyle. Avrupa Birliği'ne giriş süreci zarar görmesin diye Kıbrıs'ta verildi. Neyse ki Rumlar açgözlülük yaptığı için Kıbrıs kurtuldu. Adalarda verildi 18 adamız. 18 adada niye verildi? Aman Avrupa Birliği'nden müzakere günü alacağız. Tarihi alacağız. Neler verilmedi orada. O zaman işte Kıbrıs'ta da söylediğiniz gibi Annan planı desteklendi. Geçseydi bugün artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir şey yoktu. Kuzey Kıbrıs Türklüğü de yoktu. Orada Silahlı kuvvetler de yoktu. İş bitmişti. Büyük bir kayıptı. Kolay bir şey mi ya? Zamanın bir anında şartlar uygun gelmiş. Devlet kurmuşsun orada. Evet, kolay bir şey değil o. Evet. Ve yarısı senin kontrolünde. Türkleri kurtarmışsın filan. Dolayısıyla o dönem öyleydi. Evet, yani. Yanılmışlar canım. Öyle yanılmışlar. Peki. Yanılmış olsun. Şimdi çok az kaldı da. Bu Hatay'da, biliyorsunuz Antakya'da bir vatandaşımız maalesef acının içinde acı, daha sonra öğrendiğimiz bilgilerin dahilinde söylüyorum. Sokakta kendini yaktı. Acım dedi, çocuklarıma aç. Sonra annesinin beyanatı var. Sabah diyor, cebinde para yoktu, 20 lira para verdim diyor. Annesi 20 lira para veriyor. 2 tane çocuğu var. Ve AKP'li bir belediye meclis üyesi hanımefendi, bunlara geçin diyor, bunlar diyor tırvara işler, biz yemeyiz bu işleri diyor. Ya Allah'ınız yok mu sizin be? Allah'ınız, kitabınız yok mu ya? Evet. Ne biçim Müslümansınız ya? Hayatını verdi. İsmet Yılmaz. Milli Savunma Bakanı oldu diyor. Ya bunların kafaları bozuk ya. Bir tane iki tane değil ki. Efendim, bizim erler bilinçli şehit oluyormuş ki annelerine babalarına maaş bağlansın diye. Duydunuz mu? Allah şimdi Allah. Belgeler yanımda değil. Hastaneden geldiğim için. Ya yani deli olma bak. Ya böyle sakatma. Yani bunun sözün bittiği nokta. Bunlara söylenecek bir şey var. Tek bir şey var ama o burada söylenmez. Evet. Böyle şey mi olur ya? Ya insanlar kendini yakıyor. Allah belanızı versin be. Şerefsizler. Evet. Nasıl bir de bununla dalga geçersiniz? Bir tane değil, 2 tane değil. Her gün insanlar kendini asıyor. İntihar ediyor. Toplu intiharlar var. Aç, aç millet. Yoksul. İş bulamıyor. 9 milyon aştı. Gerçek rakam 13 milyon işsiz var. Gerçek rakam, tarımı tıkattığınız vakit 13 milyon. Ben Çalışma Bakanıyım. 13 milyon. Şimdi abi de dalga geçiyorlar. İşte böyle değil de efendim bilmem ne yapıyormuş. Şehit olmak istiyorlarmış da hani maaş bağlansın diye. Ya bu kafa ya gerçekten hani bir şey konuşulur. Nihat Bey, yani Sayın Bakanım. Başlayın. Ha. Öyle bir şey olmaz da doğru olsa bile demek ki siz insanlarımızı bu hale getirdiniz ki anası babası karınlarını doyursun diye hayatlarını feda ediyor. Lafın buraya gideceğini de düşünmüyorlar. Gerçi öyle bir saçma şey de olmaz. Yani insanım diyen Sayın Bakanım. Böyle bir şey söylenir mi ya? Bir canlı, insanın en kutsal hakkı yaşamaktır. Adına ne dersen de. Şimdi bir vatandaş, bak onura bak ki, haysiyete bak ki, bir baba, hepimiz babayız Sayın Bakanım. Bir çocuğumuza, bir evladımıza bu ekmeği vermediği zaman, dünyada ideolojik, hani biraz önce ideolojiden bahsettik, şundan bahsettik. Ne anlatsa anlat. Asla onu görmüyor. Zaten AKP yoksullukla geçiniyor. O yoksulla geçinme noktasındaki temeli 17 milyon insanın, ailenin yoksul anlamda, seçmen bazında da 10 milyona yakın. Biz bunların bazı tespitlerini bazı illerde şu an yapmaya başladık. Yani inşallah Allah nasip eder de Sayın Bakanım dediği gibi bunları belgeleriyle beraber. Ve bu zavallı vatandaşı kendine bağımlı kılmış, o bağımlı kıldığı noktada oy devşirilmiş. Ve o devşirme nasıl olur? Ben bunu 10 lirayla, 5 lirayla, 100 lirayla, 300 lirayla hep böyle rakamlar. Yani asgari ücretin çok altında 17 açlık sınırı diyoruz Sayın Bakanım. Bunlarla geçiniyor. Ve bunlar da senin, benim, onun verdiği vergiler. İşte o onurlu gencecik evladımız sırf çocuğuna, ailesine bir dilim ekmek, işsizim, acım deyip de o çocukların karşısında mahcup olmak için kendini yakıyor. Bu hepimize bir ders. Yani başta devleti yönetenlere bir ders. Marie Antoine'larda diyorlar ki ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. Evet, maalesef. İşte o Marie Antoine'ların benzeri evet, denilen o kadın. İşte o, çünkü onun keyfi yerinde. Aynı psikoloji. Aynı psikoloji tabii Sayın Bakanım. Çünkü kendisi tatlı hayat sürüyor. O tatlı hayatta. Ve bize numara çekmeyin diyor. Bunu bir anne diyor. Bir annenin dramına bakın. Acaba o çocukların annesi olan kadın ne diyecek buna? Bu da bir anne. En az daha annedir herhalde AKP'li meclis üyesi anne bilir ne olduğunu. Onun için bu insanlık dışı yöntemlerle bu toplum yönetilemez. Hani bunlar yönetemiyor dediğimizde hep karşı çıkıyorlar. Gerçekten yönetemiyorlar. Öyle bir noktaya geldi ki hem işte hem dışta her alanda yönetmediklerini iflasın eşiğinde ama toplu savruluyor ve onun yerine onun bedelini de bu toplum ödüyor. Bu halk ödüyor. Onlara bir şey olmuyor. O da diyor ki ben Neron gibi Roma'yı yakıp gideceğim diyor. Yani Türkiye'yi şimdi yakıp gidiyorlar. Maddi manevi Sayın Bakanım. Yakıp gidiyorlar ve yağmalayıp gidiyorlar. Evet. Yolsuzluklar öyle noktalara vardı ki pervasızca yapılıyor. Pervasız. Ya aldırmıyorlar. Bir hesap verecek vaktimiz yok diyorlar. Yani en ufak bilmem neredeki bürokratından AKP'li bilmem neredeki ilçe yöneticisine herkes adeta ortada dökülmüş şeyler var. Herkes bir tarafından daldı. Evet. Ya Cumhuriyet tarihinin görmediği yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, her şey var. Her şey. Hele bu son bir yıllık dönemde. İşte belediyeler görüyorsunuz. CHP'li belediyeler bakıyorlar. İşte Mansur Yavaş'ın açıklamaları. İşte İstanbul Belediyesi vesaire diğerleri. Adana, İzmir, Mersin. Ya kardeşim ya böyle olmaz. Yani öyle hortumlamak falan değil. Bunlar var ya. Graydeler girdiler devletin altının üstüne getirdiler. Yani bu kadar hırsızlık, bu kadar yolsuzluk, bu kadar da arsızlık. Bir de üste çıkıyorlar ya. Yani bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Hesap verecek vaktimiz yok. Ama o hesaba hesap verecek vakti olmayanlar hesaba geldikleri gün göreceğiz hep beraber. Ne kadar çok hesap vakti olacak. Az kaldı. Az kaldı akıllı stratejilerle Millet İttifakı'nı devam etmek, güçlendirmek lazım. Ve önümüzdeki ilk seçimde bunları perişan edeceğiz. Hiç, benim inancım %100. Allah'a inancım kadar söylüyorum. Bunların vakti gidiyor. Öyle 2023 falan yok. Bu şartlar, bunları, ya 172 milyar dolar bu yılın sonuna kadar ödeme var. Yok böyle bir para. Evet. Nereden bulacaksınız ya? Ama Kanal İstanbul'a buluyor diyor. Ben şimdi bir şey diyecektim de yani bulacak. Şimdi vaktimiz tamamlandı diye şey var. Ben iki şey söylemek istiyorum. CHP'nin il kongrede konuşamadık. Devam ediyor. Evet. İzmir'de dün kongresi vardı. Güzel bir kongre oldu. Maalesef delege olduğum halde katılamadık hastanede. Olsun, mevcut Deniz versin. Yücel avukat arkadaşımız tekrar seçildi. İl başkanı oldu. Evet. Kendisini de kutluyoruz. Biz de İstanbul'da bugün işte Canan Hanım'ın yani CHP'nin İstanbul Kongresi vardı. Orada da Canan Kaftancıoğlu ki bana göre Canan Hanım 100 sefer hak etti. Sağ bakın, gerçekten 100 sefer hak etti. Sağ olsun, ben bakalım. İstanbul'da hele iki seçim arası 1,5 ay hep beraberdik. Yani Canan Hanım'ın o organizasyonu olmasaydı tabii herkesin katkısı var, bizim de azıcık olacak. Ama Canan Hanım'ın o organizasyonu, sandık organizasyonu olmasaydı biz kazanamadık. Kazanamazdık. Evet. Yani kazanırdınız da alamazdık. Ya kazanırdık da herifler gelip gasp edecekti. Yoksa oy almada bir problem yok. Yani Sayın Bakanıma yürekten katılıyorum. Gerçekten bu süreçte bizim kongrelerimiz başladı. 28-29 Mart'ta da kurultayımız olacak. İl başkanımız yani Canan Hanım'la başladı. Tüm il başkanlarımıza bazen yarışan, ufak tefek işte yarış noktasında belli şeyler oluyor ama asla onlar zaten burada onu bekliyor bizde. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin illerinde asla böyle bir şey. Aynen Sayın Bakanım. Yarışta kötülük yoktur. Kesinlikle Sayın Bakanım. İyi bizim amacımız sonra mesele o değil. Yani iyi niyet olduktan sonra. Kesinlikle. Bak bugün de Bursa Kongresi oldu. Biraz önce aradım, tebrik ettim. İsmet Karaca, yeni bir arkadaşımız seçildi. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun bunlar. Devam ediyor. Aslında bugün neredeydi? Bilecik'te de bir kongre vardı zannediyorum. Bilecik'te divan başkanı bendim. Siz miydiniz? Evet. Ben kusura bakmayın. Orada ne oldu? Kim seçildi? Orada da yine mevcut il başkanımız seçildi. İsmini söyleyelim, tebrik edelim. Metin Yılmaz. Orada da başarılar diliyoruz. Son bir şey, bir tür mesajlar geldi. Çok teşekkür ediyorum sağlığımla ilgili. Sizlere çok selamları var Nihat Bey, Sayın Bakan. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Arayanlar. Onlara onur diyoruz. bu arkadaşlara tek tek cevap vermeyeceğim, yine beni mazur görsünler. Ama bakın şurada sizin teveccühünüz, sizden gelen mesajlar acizane beni diriltti. Onun için hiç onların hayır ve duaları hep sizin yanınızdadır. Dualarınızı esirgemeyin. Evet. Ama indirilmiş dinin duaları. Uydurulmuş dinin dualarını istemiyorum. Efendim Nihat Bey çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle daha zinde olarak buradayız ve mücadeleye devam. Unutmayalım. Gecenin en karanlık anı, en zifiri anı, şafak sökümüne en yakın olan andır. Ve o an bu andır, şu süreçtir. Göreceğiz. Bir sabah Mustafa Kemal'in aydınlığıyla bütün Türkiye aydınlanacak. Allah'a emanet olun. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.